Bu kanunla beraber şirketler ve kişiler kendi verilerini yurt dışına güvenli bir şekilde çıkabilmesi için kurumlara rıza verebiliyor olacak. Açıkçası çok kısa ve net bir şekilde yanıt vermek gerekirse, bu 4 temel güvenli bulut prensibimiz bizim nedir diye soracak olursanız, bunlardan birincisi kontrol, ikincisi uyumluluk, üçüncüsü ise mahremiyet ve dördüncüsü de şeffaflık. Şimdi can alıcı soruya geliyoruz. Yurt dışındaki firmalar. Yolun sonunda mıyız? Hayır. Fakat çok güzel bir başlangıç yaptık. Sevgili TekinSight izleyicileri, 6698 nolu kişisel verileri koruma kanunundaki değişiklik, Türkiye'nin verilerinin dışarıya aktarılması konusunda yeni düzenlemeler getiriyor ve ülkemizin verileri istenildiği takdirde, uygun koşullar sağlandığı takdirde yurt dışına aktarılabilecek. Ancak bunun için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar, bazı kurallar ve uyulması gereken bazı yönetmelikler var. Şimdi bunları kimlerle konuşacağız? Neredeyiz? Microsoft merkezindeyiz. Microsoft Türkiye'nin merkezindeyiz. Yanımızda kimler var? Yanımızda Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin ve Microsoft Türkiye Hukuk Direktörü Oğuzhan Aslan var. Kendileri bu konuda en yetkin kişiler diyelim. Çünkü Microsoft verilerin aktarımı konusundaki, özellikle buluta çıkarılması konusunda yönetmeliklere tam uyum sağladığını açıkladı. Ve bu uyum nasıl sağlanıyor? İşletmelere ne getiriyor? Bunları konuşacağız. Şimdi Levent Bey, siz de başlayalım. Bu yönetmelik değişikliği kurumlara ve işletmelere ne gibi sorumluluklar ve yükümlülükler getiriyor? Öncelikle çok teşekkürler. Gerçekten ülkemizin dijital transformasyon hikayesi dönüşümü için muazzam bir adım olduğunu düşünüyoruz. Çok kişinin, çok kurumun bu konuda emeği var. Uzun bir süredir zaten bu konudaki detaylar tartışılıyordu. Ve sonunda gerçekten çok güzel, çok güncel, gerek Avrupa Birliği ile gerekse de dünyanın geri kalan kısmıyla oldukça harmonize, eşgüdümlü bir kanun paketi geçtiğini düşünüyoruz. Herkesin emeğine sağlık bunun için öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz. Bildiğiniz gibi günümüz bilişim dünyasında verinin dolaşımı çok önemli bir konu. Çünkü günümüzde artık bilişim sistemleri tek bir lokasyon, tek bir paket içinde değil, sınırların ötesinde muazzam bir global girişim, bilişim dokusu içinde çalışan, bulut sistemleri üzerinde çalışan bir global küresel sistem. Aslında biz bir küresel bilgisayardan bahsediyoruz. Ve tabii küresel bir bilgisayar sisteminden bahsedince de bu bilgisayar sisteminde işlenmesi gereken veriler var. O verilerin de işlenmesi için o veri hangi koşullarda, hangi şartlarda, ne zaman ve nasıl yurt dışına çıkabilir? Bunun için kimlerin, hangi kişilerin, hangi kurumların rızası alınması lazım ve rıza hangi koşullar altında alındıktan sonra o veriye ne yapılacak, nasıl korunacak konusundaki düzenlemeler ve belki de en önemlisi bu konudaki şeffaflık çok önemli. Biz ve bizim gibi faaliyette bulunan bilişim firmalarının aslında temel prensiplerinden bir tanesi veri, verinin korunması bir insan hakkı. Mahremiyet bir insan hakkı. Eğer biz verimizi bir kişiye veya bir kuruma teslim ediyorsak bunu nasıl korunduğunu, nerelere, hangi şartlar altında transfer edildiğini şeffaf bir şekilde bilmek zorundayız. Bu son geçirilen düzenlemeler ve kanunlar sayesinde artık bunun için oldukça çağımızda güncel ve eşgüdümlü güzel bir paket çıktı. Ve artık bu kanunla beraber şirketler ve kişiler belirli koşullar altında standart bir kontratın imzalanmasıyla kendi verilerinin yurt dışına güvenli bir şekilde çıkabilmesi için kurumlara rıza verebiliyor olacak. Ve bunun sonunda da kurumlar oldukça şeffaf bir şekilde ve kanunlarla uyumlu bir şekilde kişiye ve kuruma bu verilerin kanunlara uygun ve güvenli bir şekilde gerektiği zaman sadece yurt dışına çıkabilecek olduğunu taahhüt ve garanti edebilmiş olacak. Evet. Şimdi işin hukuk tarafına geliyoruz. Bu yeni kanundaki düzenlemelere göre Microsoft kendi düzenini nasıl sağladı? Ne gibi değişiklikler yaptınız ve nasıl uyumlu hale geldi? Açıkçası çok kısa ve net bir şekilde yanıt vermek gerekirse, bizim yaptığımız tek şey Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun 10 Temmuz 2024 tarihinde yayınladığı standart sözleşmeleri kendi sözleşme paketimizin bir parçası haline getirmek oldu. Çünkü neden? Microsoft, az evvel Levent Bey'in de söylediği gibi, mahremiyet bir insan hakkıdır prensibine dayanarak bütün bulut sistemlerini güvenli bulut prensibine dayanarak inşa etmiş ve 2018 yılında Avrupa Birliği'nde yürürlüğe giren genel veri koruma regülasyonunu da baz alarak aslında Microsoft bütün bulut altyapısını buna göre dizayn etmekte ve mahremiyet bir insan hakkıdır prensibinden de düsturundan da hareketle aslında bu 4 temel güvenli bulut prensibine dayanarak bu sistemleri oluşturdu ve bu sistemleri oluştururken de sözleşmesel taahhütlerine de aslında milfiil sözleşmelerde yer verdi ve müşterilerine bu taahhütleri sundu. Bu 4 temel güvenli bulut prensibimiz bizim nedir diye soracak olursanız, bunlardan birincisi kontrol. Yani buluttaki verinin kontrolü tamamen müşteriye aittir. İkincisi uyumluluk. Bizler bulut sistemlerimizi özellikle veri koruma regülasyonlarında da uyumlu bir şekilde dizayn ederek esasen müşterilerin sorumlu oldukları, uymakla mükellef oldukları regülasyonlara uyumluluklarına katkı sağlamaya ve onların regülatif uyumluluklarına da katkı sağlamaya devam ediyoruz. Üçüncüsü ise mahremiyet. Az evvel değindiğimiz gibi bizler bulutumuzda, Microsoft bulutunda muhafaza edilen kişisel verilerin mahremiyetine de uygun tedbirleri, bunların mahremiyetinin korunmasına yönelik teknik ve idari tedbirleri almak suretiyle bunları korumaya devam ediyoruz ve dördüncüsü de şeffaflık.
kullandık. Bizler özellikle Microsoft bulutundaki veri müşteri verisidir düsturundan hareketle, ki gerçekten öyle. Çünkü Microsoft'un kendi bulutundaki müşteri verisine herhangi bir erişim imkanı olmadığından buluttaki veri müşteri verisidir ve şeffaflık prensibimiz kapsamında özellikle dünyanın herhangi bir yerindeki kolluk kuvvetleri veya ilgili devlet otoriteleri tarafından Microsoft'a spesifik bir müşteriye ait bir veri talebi geldiği zaman Microsoft bu talepleri doğrudan müşteriye yönlendiriyor ve ilgili kolluk kuvvetine veya hükümet otoritesine de şunu söylüyor. Diyor ki benim bulutumdaki veri Microsoft verisi değil, müşteri verisidir. Dolayısıyla gidip bu veriyi müşteriden talep etmelisiniz diyor. Dolayısıyla bu temel güvenli bulut prensiplerinden yola çıkarak aslında bizim de çok aşina olduğumuz bir mekanizmaydı. Değişen 9. maddeyle getirilen yeni düzenlemeler, ki standart sözleşme bunlardan bir tanesi. Çünkü buradan ben tekrardan, Levent Bey de az evvel söyledi, bu değişikliğin yürürlüğe sokulmasında gerçekten büyük emek sarf eden Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na da tekrar bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu eforu Avrupa Birliği'nde yürürlükte olan genel veri koruma regülasyonuna uyumlaştırma kapsamında gerçekleştirdiler ve standart sözleşmeleri de duyurduklarında bu sözleşmelerin içeriği de Avrupa Birliği'nde hali hazırda kullanılmakta olan standart sözleşme içerikleriyle hemen hemen aynı %99 oranında örtüşüyor. Dolayısıyla bu da çok önemli bir adım ve Microsoft olarak bizim de işimizi, uyumluluğumuzu devam ettirme noktasında da gerçekten çok kolaylaştı. Şimdi tekrar Levent Bey'e dönüyorum. Müşterilerimizin bu değişikliğe uyum sağlaması için kendi sistemlerinde yapması gereken bir değişiklik var mı ya da adım atmaları gerekiyor mu ve bu konuda siz onlara nasıl yardımcı olursunuz? Şimdi iyi haber şu, Oğuzhan arkadaşımın dediği gibi Microsoft sistemleri zaten 2018'de Avrupa Birliği'nin ilan ettiği GDPR, yani kişisel verileri koruma çerçevesine uygun geliştirildiği ve sürekli de denetlendiği için müşterilerimizin teknik olarak bu verilerin saklanmasına, Microsoft sistemlerinde işlenmesiyle ilgili ekstra bir teknolojik adım atmasına gerek yok. Sözleşmesel olarak ise müşterilerimiz zaten kanuna uygun olarak yurt dışına çıkartmak istedikleri veriler konusunda Microsoft ile olan sözleşmelerini güncellemeleri gerekiyor. Bunun için ne yapmaları lazım? Hukuk birimlerinin Microsoft'la zaten hali hazırda imzalamış olduğu standart kontratları, bir de standart KVKK'nın zaten yayınlamış olduğu ve Microsoft'un da kendi kontratlarına, kendi sözleşmelerine olduğu gibi hiçbir değişiklik olmadan eklediği eki de bizimle imzalamaları gerekiyor. Bundan sonra da bu imzaladıkları dokümanı da kuruma ibraz ederek işlemlerine devam edebiliyorlar. Şimdi can alıcı soruya geliyoruz. Yurt dışındaki firmalar KVKK uyumu nedeniyle Türkiye'de faaliyet gösteremeyen veya bazı sistemlerini kullanmasına imkan bulamayan firmalar, Microsoft'un bulut hizmetini kullanan bu firmalar bu yeni değişikliklerle Türkiye'ye gelecekler mi? Bu konuda görüşmeleriniz var mı büyük firmalarla diye. Kesinlikle Türkiye'nin özellikle bilişim dünyasında, küresel bilişim pazarındaki hak ettiği yere gelmesi açısından bu çok olumlu bir gelişme ve gerçekten şu anda bizim uluslararası müşterilerimiz de Türkiye'de faaliyetlerini büyütmek isteyen, Türkiye'de yeni faaliyetler açmak isteyen uluslararası şirketler için bu büyük bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Yolun sonunda mıyız? Hayır. Fakat çok güzel bir başlangıç yaptık. Fakat daha fazla bulut hizmetlerin, özellikle çok kompleks ve şu anda dünya çapında en büyük etkisi olacağını düşündüğümüz yapay zeka gibi büyük bulut hizmetlerinin doğrudan Türkiye içinde çalışabilmesi için daha fazla özellikle regülatif anlamda almamız gereken yol olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da biz kamu paydaşlarımızla mümkün olduğu kadar elimizdeki bilgileri paylaşıyoruz, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Şu anda dünyadaki yapay zeka dönüşümü, yapay zeka ve yapay zeka üzerinde geliştirilen servislerin faydalar konusunda oldukça fazla bizim elimizde veri var ve bu gibi servislerin doğrudan Türkiye'den sağlanması için yapılması gereken ek regülatif konularda da özellikle sektörel anlamda, çünkü kimi sektörlerin veri regülasyonları standart regülasyonlardan daha da farklı olabiliyor. Biz de bunun sektörel izdüşümlerini tek tek analiz ederek bunu paydaşlarımıza paylaşıyor ve mümkün olduğu kadar Türkiye'nin bu konuda da uluslararası standartlarla eşgüdüm olarak gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. Peki şimdi hukuk tarafına soracağım. Bu değişiklikler Microsoft'un kişisel veri koruma politikaları üzerinde bir değişikliğe gitmesine neden olacak? Spesifik olarak hayır. Aslında bir önceki soruda da aslında birazcık daha detaylı yine de bunun girmeye çalıştık. Fakat burada spesifik olarak bizim ekstradan attığımız adım 10 Temmuz 2024 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun yayımlamış olduğu standart sözleşmeleri kendi sözleşme, ticari sözleşme paketimizin bir parçası haline getirdik. Eş zamanlı olarak zaten Microsoft'un buluttaki kişisel verileri ne şekilde koruduğu, bunların mahremiyetinin güvenliğini aldığı idari tedbirler, teknik tedbirler neler, bunlarla alakalı zaten bir Data Protection Addendum dediğimiz ve çevrimiçi hizmetleri kullanan bütün müşterilere verdiği taahhütler vardı. KVKK'nın standart sözleşmeleri de aslında bunun üstünde bir pastanın üstündeki çilek gibi oldu diyebiliriz. Her şey çok iyi gözüküyor şu anda. Microsoft'un bulut hizmetleri bu değişikliklerden sonra nasıl etkilenecek? Türkiye'de nasıl genişleyecek ya da Türkiye'den dışarıya nasıl açılacak? Şimdi bulut dediğimiz kavram ölçek işi. Biliyorsunuz her ekonomi başlığında olduğu gibi ölçek maliyetleri azaltıyor. Bizim de en baştan beri dediğimiz bir takım gri alanları giderebilirsek ve kişiye ve kuruma ve kamuya bir takım taahhütlerimizi netleştirebilirsek, ki en önemlisi bu tabii ki şeffaflık ve mahremiyet. Bu taahhütlerin netleştirilmesi
sosyalleştirilmesi sonucu kurumlar ve özellikle yazılımcılar uygulamalarını daha kolaylıkla ve çok daha ucuz bir şekilde bulut üzerine geliştirebilirler. Bizim aslında en baştan beri anlatmaya çalıştığımız bu. Ve bu şekilde biz Türkiye'deki bilişim dünyasının çok daha hızlanacağını düşünüyoruz. Yani ne demek bu? Ölçekten faydalanabilen bütün kişiler, bütün kurumlar, bütün işletmeler, bütün startuplar yazılımın gerçek gücünden, bulutun gerçek gücünden çok daha fazla faydalanabilmeye başlayacaklar. Şimdi biraz daha spesifik olalım. Dünyada şu anda geliştirilen yazılımların hemen hemen hepsi bulut tabanlı geliştiriliyor. Buluttan faydalanabilmek için kişilerin ve kurumların o buluta güvenebilmesi gerekiyor. Aslında bu atılan adım, yani bu KVKK ile atılan adım, bu güveni pekiştiren bir adım. Yani artık kişinin ve kurumun içinin rahat olmasını bekliyoruz. Evet, sen belirli şartlar altında kanuna tam uyumlu olarak ve güvenli bir şekilde verini bu uygulamayla yurt dışına çıkarabilirsin. Biz artık bu kanun setiyle netleştirebilmiş oluyoruz. Ve böylece özellikle uygulama geliştiricilerin, yazılımcıların çok daha güvenli bir şekilde uygulamalarını bulut üzerinde geliştirebileceklerini düşünüyoruz. Ve Microsoft Bulut'u da şu anda dünyada çalışan ve dünyada uluslararası çaptaki en büyük bulut sistemi olduğundan dolayı biz Türkiye'de bu bulut servislerinin ve özellikle yapay zeka gibi zaten ölçek dışında çalışamayan, çok büyük ölçek dışında çalışamayan yapay zeka servislerinin artık Türkiye'de çok daha rahat ve çok daha uyumlu bir şekilde kullanılabileceğini düşünüyoruz. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Sevgili Tekin Saat izleyicileri, kişisel verilerimiz yurt dışına artık çıkabiliyor. Ama belirli kurallar ve belirli yönetmelikler çerçevesinde. Bugün Microsoft'ta güzel bir söyleşi yaptık. Çünkü Microsoft Azure Bulut hizmetlerini yurt dışına veri transferini Türkiye'deki yönetmeliğe uygun hale getirdi. Ve bu açıdan da bu hizmetleri kullananlara güvenli veri transferi seçenekleri sunuyor. Ve gelişmeye çok açık olan bu alanda da geliştirilen uygulamaların Türkiye'nin yazılım sektörünü büyüteceğini düşünüyoruz. Yeni seçenekler bizi globale daha kolay açılmamızı sağlayacak gibi görünüyor. Çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bu videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşmayı unutmayın.